Elektrik, doğalgaz ve akaryakıta gelen zamlara Tüketici Koruma Derneği dava açmaya hazırlanıyor. Esnafsa kara kara tam da yeni açıldığı dönemde gelen zamlarla nasıl baş edeceğini düşünüyor. Kaç liraya boyuyorum ayakkabı? 10 liraya. Botu 15 liraya. Müşteriden para söylediğim zaman çok usta bu kadar olur mu falan diyor. %15 çok, benim maaşıma %6 zam koyacakmış. %15 elektriğe, suya, bilmem nereye zam koyuyor. Olacak şey değil ya. %15 zam yapacak mısınız ayakkabı tamirat fiyatına? Yo, biz fazla bir zam alamıyoruz ki, müşteri çok diyor, pahalı diyor. İlaç devamlı artırıyor her ay. Bu lastik malzemeleri köseleydi, lastikti. Devamlı zamla alıyoruz. Yılların şeref ustası. Kaç ayakkabıyı yıllarca kullanılabilir hale getirdi. Müşterisi istemiyor diye yılda bir kez kuruşla zam yapabiliyor şeref usta. Oysa değiştirdiği tabanlara, lastiğe, yapıştırıcısından boyasına, her şeye dolar üzerinden zam üstüne zam gelirken işte ve evde kullandığı elektriğe de %15 zam geldi. Böylece son 3,5 yılda elektriğe yapılan zam %122'ye ulaşmış oldu. Zamlar en çok da tam da açılıp belini doğrultma umudu taşıyan esnafı sarstı. Fatura 3 sene önce ortalama 60-80 arası geliyordu. Şimdi 200-220 geliyor. Peki sizin geliriniz bu kadar arttı mı? Geliri artmadı. İşte doların artışı bizim gelirimizin düşmesi anlamı eşittir bu. Siz ürünlerinize bu kadar zam yapacak mısınız? Bu elektrik... Yapma şansımız yok ki. Neden? Çünkü yaparsan satamazsın. Yok, nereden yapacağız? Aynı fiyatlara devam edelim bu senenin sonuna kadar. Esnaf müşterisini kaybetmemek için zam yapmaya çekiniyor. Zaten zor bir dönemden çıktı. Bir Haziran itibariyle açılmaya başladı kademeli olarak. Bu zamlar nereye kadar, ne olacak? Açılmanın haberinde iyi oldu ama işlerimiz gene düştü yani. Eski randımanı yok. Elektrik faturam benim iki fatura geçen hafta elektriğim kesildi. Ödedim 500 lira iki fatura. Altı nüfuslu bir vatandaşım ben. Esnaf açıldı ama işler eskisi kadar açık değil. Özellikle küçük esnaf için. Sadece elektrik değil, doğalgaza %12 zam geldi. Yazın gelen doğalgaz zammını tüketici kışın daha fazla hissedecek. Her gün zam olur mu yani? Çok yüksek bir zam geldi gerçekten elektriğe. Zam deyince tüylerimiz diken diken oluyor. Kim zamdan hoşlanır kızım? Aldığımız emekli maaşı. Emeklinin, memurun, çalışanın aldığı maaş zamları çoktan elektrik, doğalgaz ve akaryakıt zamlarının altında kaldı bile. Tüketici Koruma Derneği zamların geri alınmasını istedi, alınmazsa dava açacaklar. Biz tüketici için diyoruz ki yeter, bıktık. Derhal hukuki yollara başvuracağımızda dün belirttik. Bunu çıkartmak için siz de zam yapıyorsunuz. Bu sefer ne yapıyor? İşleriniz bu sefer aşağı doğru düşmeye başlıyor yani. İleri doğru şeyi göremiyoruz, ışığı göremiyoruz, ne olacak, ne bitecek diye.